Emekliye 3 kez zam yapılacak, tarihler belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan Temmuz zamında. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un çarpıcı iddiaları gündemde. Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan Temmuz zamında. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un çarpıcı iddiaları gündemde. Milyonlarca emeklinin kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi hesaplamaları yapılırken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan seyyanen zam ve refah payı ile ilgili önemli bir iddia geldi. Bu iddia, emekli maaşlarıyla ilgili devam eden tartışmalara yeni bir boyut getirdi. 3 Temmuz'da kritik veri açıklanacak. Bağkur, memur emeklisi ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi maaş zammı için kritik bir tarih olan 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu son 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesini sağlayacak ve milyonlarca emeklinin kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı için hesaplamaları netleştirecek. Bu süreçte SGK uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam ve refah payı hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Bu gelişmeler, emeklilerin ne kadar maaş alacaklarını anlamaları açısından belirleyici olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %22,72 oranında zam kesinleşti. Memur emeklileri ise enflasyon farkıyla birlikte %10'luk toplu sözleşme zammının eklenmesi sonucu %17,4 zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 3 Temmuz çarşamba günü saat 10.00'da Haziran ayına ait TÜFE rakamlarını açıklayacak. Bu veriler yılın ilk yarısı için enflasyon farkını ortaya koyacak ve Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için tahmini %25,81, memur emeklileri için ise %20,35 sen beklentisini doğrulayacak. SGK uzmanı Özgür Erdursuna göre Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı artışı %37,5 iken üzerine eklenen 5 puanlık refah payı sonucu %49,25'e çıkarıldı. Erdursun, Ocak ayında maaş artışının 3 kez değiştiğini hatırlatarak, Temmuz ayında da benzer bir değişikliğin olabileceğini öngörüyor. Hükümetin planladığı %20-25 oranında bir zam düşüncesine rağmen, 3-20 Temmuz tarihleri arasında emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler tarafından büyük bir baskı oluşacağını düşündüğünü belirtiyor. Bu durum, emekli maaşlarında önemli bir refah payı artışı ihtimalini gündeme getiriyor.